Klasik keyiflerde Türkiye'de yine büyük bir eksik olan dinleyiciyle sanatçı arasındaki o fark da kapandığını düşünüyorum. Genelde büyük şehirlerde hep konser salonu, belli bir insan kitlesi gider. Genelde de aynıdır, çok değişmez dinleyici kitlesi. Fakat klasik keyiflerde her çeşit bölgede çalıyoruz. Sokakta da çalınıyor, antik yerlerde de çalınıyor ve halkın her tarafından insan geliyor. Bu da çok olumlu bence, olumlu buluyorum. Yani bir aynı zamanda biz müzisyeniz, evet hani elimiz kolumuz kıymetli falan ama biz aynı bunu yaparken aynı zamanda sandalye taşıyorsak, ne bileyim hani birini arabayla bir yere götürüp getirebiliyorsak, bu çok başka bir iletişim kuruyor yine herkesin arasında. Onun dışında mesela buranın yerel halkıyla Cem'in de dediği gibi o kadar bir iletişim var ki yani hem biz onları bizim konserlerimize davet ediyoruz, provalarımıza çağırıyoruz, onlar bizi kendi düğünlerine çağırıyorlar, biz orada gidip oynuyoruz falan. Yani çok harika bir, aslında müzisyenlerin de böyle uzaylı gibi olmadığını anlatan bir şeye dönüşüyor bir anda. Evet evet, yani hem burayla hem birbirimiz arasında çok büyük bir iletişim kaynağı bir şekilde. Uçurum azalıyor. Evet. Evet. Yani bir öğlen çay kahve molasında buraya evet. Uğrayabiliyor insanlar. Mesela kapıda asistanlar bekleyip hayır giremezsiniz demiyor. İstedikleri zaman girip oturabiliyorlar, ilgilerini belirtiyorlar. Küçük çocuklar 6 yaşında şöyle bir enstrümanla karşılaşıyorlar. Evet, yani enstrümanları merak ediyorlar, ediyorlar, çalmak istiyorlar. Tabii. Çok önemli. Paha biçilemez o. Evet, yani birazcık daha iç içe. Ve herkes gönüllü burada. En evet. Önemli evet. Tarafı. Çağdaş'ın söylediği o, herkes her işe koşar ve kimse de hani gocunmaz bundan. Yani sonuç olarak festivali yürütmek, bu işi yürütmek en önemli payda. Evet. Yani zaten festivalin adından da anlayacağımız gibi klasik keyifler, yani klasik müziği yaparken aynı zamanda ondan keyif almak ve sadece müzik yaparak keyif alınmaz. Yani alınabilir tabii ki de ama bir hayli zor olur. Yani beraber oturup kalktığında, birlikte vakit geçirdiğinde ortaya çıkarttığın müzik o zaman keyifli oluyor. Ve o yüzden bizim festivalimiz keyifli klasikler, klasik keyifler.